Her hafta pazar günü saatler onu gösterdiğinde Business Channel Türk TV'de sizlerleyim. Unutmayın, gökyüzünde ne varsa bu programda da o var. Kaçırmayın, paylaşın, duyana duymayana haber verin. Sizler için bu programdayım. Hepinize kutlu olsun sevgiler. 2 Haziran, 8 Haziran haftasına hoş geldiniz. Evet, bu haftanın ay takvimi 2 Haziran, 4 Haziran İkizler Burcu'nda ay, 4 Haziran, 6 Haziran Yengeç Burcu'nda, 6 Haziran, 8 Haziran ay Aslan Burcu'nda. Ne yapıyoruz? Saçlarımıza bakım yapıyoruz, kestiriyoruz, biçtiriyoruz ve güzelleşiyoruz. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Bu hafta Ramazan bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Sevgi dolu, neşe içinde, huzurlu bir bayram geçirelim. Ve aynı zamanda ben böyle stüdyoya bir girdim. 5 programı arka arkaya çekerken aynı papyon, aynı kazakla yürü dedim. Takılmayın, size onlara önemli olan bilgiyi almak diyorum. Oradan hürriyet deliriyor. O da ayrı bir şey tabii ki. Bu hafta Mars Sirius ile kavuşumda olacak. Bu konuyla ilgili yazılarımı sosyal medya hesaplarımdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda Betürk'ünüz gökyüzünde aktif olacak. Bu hafta sıkıntılı bir hafta süreci yaşanabilir. Kazalar, problemler ve zorlu olayların yaşanması dikkat çekebilir. Otorite güçlerin baskısı ve medyaya yansıyacak olaylar, sorunlu iletişimler, trafik kazaları son derece dikkat çekebilir. Bu hafta çok sert olaylar yaşanabilir. Gezegen geçişleri. 4 Haziran Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. 9 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Evet, bayram haftasında bakalım kartlarımız bize hangi konuda rehberlik yapacak? İlk burcumuz Koç Burcu. Sevgili Koç Burçları, özellikle sizler de sözlerinize dikkat ediyorsunuz. Bu hafta parasal konularda biraz dikkatli olun diyorum. Ailenizle güzel bir zaman geçirme olasılığınız fazlasıyla gündeme gelecektir. Kızlar, kimseye sarmayın, boş verin, bu hafta kendinizle ilgilenin. Sevgili Boğa Burçları, bu hafta sizlere tarot kartlarım hangi konuda danışmanlık yapıyor? Sizlere de tavsiyem, bu hafta alacağınız paralarla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Bu hafta fazlasıyla eğlenecek, yiyecek, gezecek ve hayatın tadını fazlasıyla çıkartacaksınız. Sevgili İkizler Burcu, bu hafta sizlere tarot kartlarım diyor ki, ne diyor? Bu hafta iş yerimizdeki olaylarla ilgili sorunları gündeme getirebilirsiniz, kafanıza takabilirsiniz. Bence bu hafta tatil haftası, ne yapın? Telefonlarınızı iş yerinden gelecek, iş arkadaşlarınızdan gelecek, sadece bayram mesajlarınızı kabul edin ve gezin, tozun. Bu hafta iş konularını sakın ama sakın gündeme getirmeyin. Sevgili Yengeç Burçları, bu hafta sizlere tarot kartlarım diyor ki, sinirli olmayın, sevgilinizle kavga etmeyin, insanlara bulaşmayın. Bu hafta özellikle alkol sofrasındaki sohbetlerinize dikkat edin, çok can yakacaksınız, can yakanın canı yanar, unutmayın. Sevgili Aslan Burçları, bu hafta sizlere kartlarım diyor ki, özellikle erkek olan Aslan Burçları, kadınlarla olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu hafta erkek Aslan Burçlarının şansı daha yüksek. Ama Aslan Burcu erkek sevgilisi olan kızlar, sevgilinizle ilişkilerinize dikkat edin. Çok ciddi sorunlar yaşatabilirsiniz sizlere. Sevgili Başak Burçları, bu hafta kartlarım size süper, şansınızdan yana
İstediğiniz şekilde bu şansı kullanabilip kendi lehinize çevirebilirsiniz. Güzel. Bu haftayı size şanslı burçlardan ilan ediyorum. Sevgili terazi burçları, bu hafta sizlere kartlarım hangi konuda rehberlik yapıyor? Aile içi bir takım sorunlar söz konusu olabilir. Dikkatli olun ve aynı zamanda çok fazla özel zevkinize, eğlencenize harcamalar yapabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Sevgili akrep burçları, bu hafta sizlere kartlarım diyor ki, biraz özellikle erkek akrep burçları depresif olabilirler, kendilerini mutsuz hissedebilirler. Ama bunu da son derece eğlenerek ve fazlasıyla iyi zaman geçirerek atlatma olasılığınız fazlasıyla olacak. Sözlerinize dikkat edin, biraz o depresif enerjiden kurtulup kendinizi mutlu edin. Sevgili yay burçları, bu hafta sizlere kartlarım hangi konuda danışmanlık yapıyor? Hemen bir rehberlik yapıyor bakıyoruz. Sevgili yaylar, harcamalarınıza dikkat edin ve aile ilişkilerinize dikkat edin. Bu hafta nedir sizdeki bu depresif davranışlar ve insanları mutsuz edecek bir takım davranışlar? Bir yay burcuna sakın ama sakın yakışmıyor. Bence siz hemen kendinizi mutlu edecek ve sizi üzecek her şeyi bir kenara bırakıp mutlu edecek ortamlara, olaylara dalın. Sevgili Oğlak burçları, bu hafta sizlere kartlarım çenenizi tutun diyor. İnsanlara davranışınıza dikkat edin diyor. Biraz arkadaşlarınızla zaman geçirin, sosyalleşin. Kendinizi mutlu edin diyor. Yoksa başkasına sarıp insanları mutsuz edeceksiniz. Bulaşmayın insanlara diyorum. Sevgili kova burçları, bu hafta sizlere kartlarım şahane, eğlence, arkadaşlarla iyi vakit geçirme, sosyalliğin dibine vurma, parasal konuda fazla harcamalar nedeniyle minik minik üzüntüler ve aynı zamanda ilişkinizle ilgili son derece güzel gelişmeler olacak. Şahane. Sadece harcamalarınıza dikkat edin. Tek sorun bu haftalık sizde bu. Sevgili balık burçları, bu hafta sizlere kartlarım hangi konuda rehberlik yapıyor? Süper. Parasal konuda son derece iyi bir durumdasınız. Özellikle ilişkinizde biraz ayrılıklar söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Sıkıntılı bir süreç. Şunu öneriyorum sizlere. Fazla eğlenceye dalıp evinizi, eşinizi, sevgilinizi ihmal etmeyin. Yoksa sizinle arasında çok ciddi sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Sizlere hayırlı, mutlu, uğurlu bir bayram haftası diliyorum. Umarım kazasız belasız atlatırız. Videoyu paylaşın, videoyu likelayın. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.